Bosna Hersek 2014 yılında yaşadığı sel felaketinde ilk yardım elini uzatan Türkiye'yi unutmadı. Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Bosna Hersek Radyo Televizyonu ev sahipliğindeki kampanyada 150 bin avrodan fazla bağış toplandı. ...2014 yılında büyük bir sel felaketi yaşayan Bosna Hersek'in yardımına koşan ilk ülke Türkiye olmuştu. O yardımlar unutulmadı. Bosna Hersekliler de deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye destek için bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yardım kampanyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bosna Hersek Radyo Televizyonu ev sahipliğinde depremzedelere destek kampanyası düzenlendi. Canlı yayın programına Dışişleri Bakanı Elmetin Konaković, oyuncular, Boşnak, Hırvat ve Sırp din adamları, sosyal medya fenomenleri, medya ve şirket temsilcileri katıldı. Canlı yayında telefonlar Türkiye'deki depremzedelere yardım için çaldı. Trabzonspor'da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Visca ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elver Boliç de canlı yayında yer alan isimler oldu. 3 saat süren yardım kampanyasının afişleri canlı yayının yapıldığı BRT binası ve tarihi Vijeznika kütüphanesine gece boyunca yansıtıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür, kampanya canlı yayınında konuştu. Şu anda en büyük ihtiyaç kalıcı konutların yapılması. Suriyeli depremzedeler içinde yapılan kampanya, Bosna Hersekliler'den yoğun ilgi gördü. Canlı yayına 80 bini aşkın yardım telefonu geldi. Gece boyunca toplanan bağış miktarı 150 bin euroyu aştı. Şanlıurfa Valiliği sel felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada son 30 yılın yağış rekorunun kırıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da son 30 yılın yağış rekoru kırıldı. 2 günde metrekareye 137,6 kilogram yağış düştü. Valilik Şanlıurfa'da sel sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği yerlerin Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri olduğu belirtildi. Sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Valilik ildeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ise bir gün idari izinli sayıldı. Açıklamada sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren 7585 personelin bölgede çalıştığı hatırlatıldı. İl dışından da çok sayıda ekip ve araç gerecin getirildiği duyuruldu. Valilik 112 acil merkezine bu süreçte toplamda 18359 ihbarın geldiği bilgisini de paylaştı. Kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor. 2000'e yakın ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları işleminin tamamlandığı vurgulandı. Vatandaşın zararının devlet tarafından karşılanacağı vurgulandı.